Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-ül Cenayiz. Evet, Kitab-ı Tahareti okuduk, Kitab-ı Salatı okuduk. Kitab-ül Cenayiz. Cenazelerin ehkami. Biz yıkaması, onun namaz kılması, götürüp defnetmesi, hepsini birden Kitab-ül Cenayiz derler. Cenazeye taalluk eden birçok ahkam var. Onun ihtilaflı olan meselelerinden başta cenazenin önü sonra mı yürümek aftar, arkası şeyine mi, peşine gitmek mi aftar? Onu alıyor. Diyor ki babul meşhi fil cenazeti keyfe huve. Cenazede yürümek nasıldır? Cenazenin önü sonra mı gitmek lazım yoksa gerisinde mi gitmek lazım? Burada iki kavul var. Bazıları önünde gitmek afdal demişler. Bazıları hayır, peşinde gitmek afdal demişler. Her iki tarafın delillerini burada zikrediyor. Haddesena Ali ibn Ma'bedin. Kale haddesena Muhammed ibn Cafer el-Medaini. Kale haddesena Şu'betu. En Uyeyne tebini Abdirrahman en ebihi. Kale Abdurrahman buyurdular ki künna fi cenazeti Abdurrahman ibn Semura. Abdurrahman ibn Semura'nın cenazesinde idik. Ev Osman ibn Abilas yahut da Osman ibn Abilas'ın cenazesinde idik. Fekanu yemşune. Cemaat yürürdüler. Yani onu götürürdüler biha o cenazeyi meşyen leyyinen. Yavaş yavaş yürürdüler. Yavaş yavaş götürürdüler. Ha, bu bahsimiz öteki önden mi arkadan mı gitmekten evvel bu. Bir cenazeyi süratle mi götürmek eftal yoksa yavaş yavaş götürmek mi eftal? Bu bahs o bahs. Diyor ki bu zat biz Abdurrahman ibn Semura'nın yahut Osman ibn Ebulas'ın cenazesinde bulunduk. Onu yavaş yavaş götürüyordular. Kale ravi diyor ki fekâne Ebu Bekret'e Eshab-ı kiramdan Ebu Bekre radıyallahu anh İntaharahum onları azarladı. Ve rafa'a aleyhim savtahu sesini onların üzerine kaldırdı. Yani azarlaması değil, yüksek sesinden bağırdı onlara. Ve kâle dedi ki lekad ra'eytuna ben bizi gördüm di. Nermülü biha cenazeyi koşarak götürürdük. Me'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizle beraber. Yani Peygamber Efendimizle cenazet olduğu halde cenazeyi remel ederek götürürdük. Remel, süratle koşmanın biraz yavaşçası, yürümenin de süratlisi yani ortada. Ne yavaş yavaş yürümek ne de koşmak ikisinin ortası remel. Beytullah'ı tavaf ederken remel yapılıyor ya, işte o şekilde biz cenazeyi götürürdük. Yani süratli demek. İyice koşarak değil de süratli demek. Bunu Hazreti Ebu Bekir'in için dedi. Baktı ki cenazeyi yavaş götürüyorlar da ona bağırdı ki Resulullah Efendimiz'in sünnetine muhalif hareket ediyorsunuz. Biraz süratli götürün demek istedi. Haddesena Rabi'ul Müezzin kâle haddesena İbn-i Vehbin kâle akhbereni İbn-i Ebi'z-Zenad an ebihi ennehu kâle İbn-i Ebi'z-Zenad babasından rivayet ederek haber verdi ki yani Ebi'z-Zenad'dan kâle Ebu Zenat buyurdular ki kuntu calisen ben oturuyor idim ma'a Abdullah ibn Cafer ibn Ebi Talib Hazreti Ali'nin kardeşi Cafer-i Tayyar var idi onun oğlu Abdullah bu Abdullah ile beraber oturuyordum bil bekiye cennetül bekiye'de fetula aleyna bi cenazeti bir cenaze tülü etti. Bir de baktık ki bize taraf bir cenazeyi getiriyorlar. فَاَقْبَلَ عَلَيْنَ اَبْنُ Cafer. Abdullah ibn Cafer bize döndü. يَتَعَجَّبُوا مِنْ مَشِّهِمْ بِهَا o cenazeyi getirmelerinden teaccüb ederek bize döndü. Baktık ki bu nasıl cenaze getiriyorlar? Cenazeyi yavaş 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 getiriyorlar. Bu cenaze getirmek değil diye teaccüb etti. Bize döndü baktı diyor. Fekale Abdullah ibn Cafer buyurdu ki aceben teaccüb olunur.
Lima bir şeye ki tağayyere tağayyür etti min halin nas. Nas'ın değişmiş bu haline teaccüb olunur. Hallar değişti. Vallahi Allah'a yemin ederim ki inkâne illel cemzû. Cenaze yürümek olmadı illa süratle yürüdü. Yani cenazeyi götürürken süratle götürürdüler. Cemiz süret demek. Ve inkâne racülü. Bir adam oldu. Le yulahi münazaa ederdi. Her racüle bir adama. Bir adamla münazaa ettiği vakitte feyekulu derdi ki ya Abdullah, ey Allah'ın kulu, ittakillah, Allah'tan kork. Fevallahi, Allah'a yemin ederim ki leke enneke göyesen kad cumize bike, sene cemz olunmuş. Yani sende bir teharrük var. Bir adam bir adamla münazaa ettiği vakitte o hasmine diyor ki ey Allah'ın kulu, Allah'tan kork. Güya seni bir dürten olmuş. Seni bir harekete getiren olmuş. Lekad cümize bir ki o demek. Seni birisi tehrik etmiş de bana böyle muhaseme ediyorsun, münazaa ediyorsun. Şimdi bunu niçin getirdi? Cümize hareketten gelir. İnsan münakaş ettiği adama da seni bir dürten var. Seni bir yerinden oynatan var. Arapçada ne derler? Lekad cümize bir ki. Evet. Şimdi öyleyse Abdullah ibn Cafer'in ma kâne vallahi in kâne illel cemzü dediğine vallahi cenazenin götürülmesi olmadı illa süratli olduydı. Bunlar böyle yavaş getiriyorlar. Nas'ın ahlaki ve ahvali değişmiş diye takip etti. Haddesena Yunus'u kâle ahberene ibn-i Vehbin kâle ahbereni Yunus'u an ibn-i Şehab'in kâle haddesena Ebu Ümamete Sehlü ibn-i Hüneyf عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سهل بن حنيف diyor ki ben Resulullah Efendimiz'i işittim. Yekulu buyururdi. Esri'u bil cenazeti. Cenazeyi isra ediniz. Yahut da isra'u süret ediniz bil cenazeti cenazeyi. Sera'a yesra'u olursa süretli gitti. Esri'u süretli götürün. Esra'a. Fakat bu ekser if'al babından gelir ama lazım manası gelir. Esri'u sür'et ediniz, seni sür'etli götürünüz bil cenazeti cenazeyi. Fe in kânet sâliheten, eğer o cenaze salih ise, iyi bir adamsa, garrabtumuha, o onu yaklaştırmış olursunuz ilal hayri hayre. Yani ehli cennet ise bir an evvel cennete gitmeye yaklaştırırsınız. Çünkü ehli cennet olanın kabri cennet bahçelerinden bir bahçe olacak. Bu adama huri gılmanlar bekliyor. Bir an evvel nimete hayra kavuşturursunuz. Ve inkânet gayre zâlik. Eğer o cenaze ehli hayirden değilse, ehli salahtan değilse, kötü bir adamsa, kâne şerren. O bir şer oldu ki, tedeûnehu, onu bırakmış olursunuz. En rekabiküm, boyunlarınızdan bırakmış olursunuz. Kötü adamsa o şerri omuzlarınızda yüklemişsiniz. Bir an evvel o şerri atın gibi. Çünkü kötü adamın kabri de cehennem çukurlarından bir çukur olacak. Ve Allah'ın laneti onun üzerine yağacak. Onu da bir an evvel götürün de omuzlarınızdan o şerri kaldırın, atın, cezasını çeksin orada. Hulasa cenazeyi süratli götürmedi. Ehl-i hayr içinde menfaat var. Ehl-i şer için de menfaat var. Ehl-i hayır için menfaat, o cenazenin ileride kavuşacak nimetine tez kavuşsun. Kötü adamda da menfaat var, götürenler için. Ona lanet yayıyor, bir an evvel lanetten tahallüs etsinler de onu, o belayı başlarından defesinler. Haddesena Yunus'u, kâle ahberene ibn-i Vehbin, kâle ahbereni zema'atü ibn-i Salih. عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. Evet, Yunus tarikiyle gelen bu senette de bu hadisi şerifi Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'den Sa'id ibn al-Musayyib rivayet eylemiş. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب
an Ebi Hureyre radıyallahu anhu anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Hazreti Ebu Hureyre'den gelen bu hadis-i şerifi Rebi'ül Mezin'de rivayet eylemiş. Haddesena Yunus'u, kâle haddesena ibn Vehbin, kâle akbereni İbn-i Ebi Zibin, an Sa'id-i Mekburiyyi, an Abdirrahman ibn Mehran, an Ebu Hureyre radıyallahu anhu. Evet, Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet ediyor ki حين حضرت الوفاة. Öleceği vakitte Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh kâle buyurdu ki esri'û bi, ben öldükten sonra benim cenazemi süratli götürünüz. Fe inne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâl. Zira Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki izâ vudi'ar racülü s-sâlihü. Ey bir adam teneşire koyulduğu vakitte ala seririhi seririne, yani koydular şeye, tapuda götürecekler. Kale, o teneşire konulan adam der ki kaddimuni kaddimuni, beni acele götürün, acele götürün, takdim edin. Yani bir an evvel götürün. Çünkü gözünde cennetteki makamı görünüyor. Huriler, gılmanlar onu bekliyor. Onun için bir an evvel o nimete kavuşmasını istiyor. Acele beni götürün der. وَاِذَا وُدِعَ الرَّجُلُ السُّٰءُ, kötü adam da teneşire koyuldu mi? Ala serili, teneşirine serili koyulduğu vakitte. قَالَ, der ki يَا وَيْلَتَا, veyl bana olsun, vaveyle benim başıma koptu. اَيْنَ تَذْهَبُونَ بِي, beni nereye götürüyorsunuz? Yani götürmeyin. Çünkü ilerisinde onun yeri kendisine gösterildi. Cehennem çukurlarından bir çukur, azab onu bekliyor. Onun için onlar götürdüğü vakitte bağırır, yahu nereye götürüyorsunuz? İlerimde bak benim kötü şeyler var, götürmeyin. Ama kim bunlar? Götürecekler. Kâle Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki fezehebe kavmun, bir kavim zahip oldular ki ila enne sür'ate fisseyri bil cenaze, cenazede yürümekte sür'at aftalu, aftaldır min gayri zalik, sür'atın gayrisinde. Süratli götürmek, yavaş götürmekten afdaldır. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ, bu meselede de delil getirdiler. بِهَذِي الْاَثَرِ, bu rivayet eylemiş olduğumuz hadislerle delil getirdiler ki cenazeyi götürürken süratli götürmek afdaldır. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ, fakat bu meselede başkaları da buna muhalefet ettiler. Ve kalu, dediler ki bel yemşi biha, belki cenazeyi götürürler meşyen leyyinen, yavaş yavaş, hafif, yani onu incitmeyerek götürürler. Meşyen leyyin dediği bu. O cenazeyi çok süratli götürüp de kafası bir tarafa vurur, ayağı bir tarafa vurur, böyle değil ya. Böyle götüreceksen ki gelin götürür gibi o cenazeyi incitmeyeceksin, meşyen leyyin. Ama süratli gidersen tabi cenaze sallanacak o teneşirin içerisinde. Kafası bir yere değecek, ayağı bir tarafa gidecek. O caiz değil. Meşgile gir. Onun için gelin götürür ki bunu yavaş yavaş götüreceksen, incitmeyeceksin. فَهُوَ اَفْتَرُ مِنْ غَيْرِ ذَٰلِكِ, böyle yumuşak bir götürmek, süratli götürüp de cenazeyi sallamaktan daha afdaldır. Şimdi burada tabi iki taraf deliller getiriyor. Onlar deliller getirdiler. Bu da delil getirecek. Hulâse, netice şuna varacak ki ya buradaki meşhileyinle murat, yani yine süratli de fakat onu incitmeyerek kadar süratli. Yoksa çabuk çabuk bir arabaya koymuş onu sallayarak götürmek değil. وَحْتَجُّوا فِي ذَٰلِكَ, bu meselede ihticac ettiler. بِمَا حَدَّسَنَا مُبَشِّرُ بْنُ الْحَسَنِ قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا شعبة عن ليث بن أبي سليم قال سمعت أبا بردة, أبي سليم, ليث بن أبي سليم diyor ki ben Ebu Burde'yi işittim. يحدث عن أبيه, babasından rivayet ediyordu ki أن النبي صلى الله عليه وسلم, Resul-i Ekrem Efendimiz murra, getirildi aleyhi ana bir cenazetin, bir cenaze, bir cenazeyle Resulullah Efendimizin önünden geçtiler. Ve hum yusri'ûne biha, onu da süratli götürüyordular öyle çarçabuk. Fekâle, Resulullah Efendimiz buyurdu ki liyekun aleykum, liyekun olsun aleykum, sizin üzerinize olsun es-sekînetü sekînet. Ne böyle acele ediyorsunuz?
Yani aldı kaçtı yapıyorsunuz. Azıcık sekinetle bakarla yürüyün dedi. فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَنَا bizim indimizde olmadı fi هَذَا الْحَدِيثِ bu hadiste hüccetün hüccet olmadı ala اَهْلِ الْمَقَالَةِ الْعُورَى birinci mezhep sahiplerinin aleyhine hüccet olmadı. Resulullah Efendimiz'in böyle demesinden cenazeyi süratli götürmeyin demek değil ki bu. Onlar çok süratli gidiyordular da yani biraz yavaşladın demek istedi. Onun için birinci mezhebin aleyhine delil yoktur bunda. لَاَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ caiz olur ki en yekûne fî meşihim onların meşihinde ola zâlike bu yürümelerinde unfün unf ola yani öyle bir şekilde sürekli gidiyordular ki cenazeyi sallıyordular. Unf vardı, şiddet vardı. Öyle şiddet ki yücavizu tecavüz ederdi. Mâ ümirû bihî emrolundukları sürete muhalif idi. Evet cenazeyi süretli diye emrolundu fakat bunların ki o süratin fevkundeydi, şiddet var idi. Onun için Resulullah Efendimiz biraz sükunet bulun diye emretti. Bu olmuş olabilir. Öyle sükunet ki fil hadisin üvel evvelki hadislerde geçti mine sürati sürette. Okuduğumuz hadislerde sürat var fakat bunlar onun fevkundeydi. Çok süratli gidiyordular. Resulullah Efendimiz emretti ki biraz yavaş yürüyün. فَنَزَرْنَا فِي ذَلِكِ biz buna baktık. Acaba bizim anladığımız gibi mi? Yoksa hiç mi sürat olmayacak? Yani koşmak, koşmayın. Fakat öteki sürat, bire sürat var mı, yok mu? Şimdi bu birinci mezhepte olanlar dediler, süratle gidecek. İkinci mezhepte olanlar da dediler, hayır sürat yok. Biz de dedik ki bu ikinci mezhebin delilinde Resulullah Efendimiz sükunet emretti ama bu yani çok şiddetli gidip de cenazeyi incitmeyin demek ihtimali var. Fakat bu razı olmaz. İkinci taraf değil ki hayır bizim delillerimiz var arayın bakın. Biz aradık baktık ki bu iki mezhebin hangisini teyit edecek başka hadisler var. فَنَزَرْنَا فِي ذَٰلِكِ biz buna nazar ettik. هَلْ نَجِدُ ف۪يهِ دَلِيلًا biz bunda delil bulabilir miyiz? Öyle delil ki يَدُلُّنَا bize delalet eder. عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ bundan bir şey üzerine. Yani çok süratli gitmek caiz değildir de biraz süratli gitmek afdaldır. Yahut da hiç sürat yapmayacak da yavaş yavaş götürecek. Buna delalet eden bir hadis var mıdır, yok mudur, nazar ettik, aradık. Seyyiden Abdullah bin Muhammed bin Huşeyş el-Basri. Baktık ki Abdullah el-Basri kat haddesena bize rivayet eyledi. Kale haddesena Ebu'l-Velid, kale haddesena Zaidetu عن ليث بن أبي بردة قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازته. Baktık ki Ebu Burda babasından rivayet ediyor ki Resulullah Efendimizin huzurundan önünden bir cenazeyle geçtiler. Yusri'une biha el-meşye. Yürümeyi süratli yapıyordular. Ama nasıl süratli? Ve huve o cenaze. Evet. يَمْخِدُ يَمْخُدُ ikisi de var. يَمْخُدُ sallanıyordu. تَمَخُدَ زِقِ bir zik yani kırbanın içerisinde bir adam suyu orada nasıl yürüdüğü vakitte o sallanırsa yahut da kırbanın içine bir şeyi orada yayık gibi nasıl sallanırsa yayık gibi o cenazede sallanıyordu. Onlar o kadar süratli gidiyordular ki cenaze tabut içerisinde öyle sallanıyordu. Yayık gibi sağa sola vuruyordu. Evet. Fekale o vakitte Resulullah Efendimiz buyurdu ki aleyküm bil kast. Aleyküm mülasemet ediniz. Bil kasti i'tidal ile bi cenazeküm. Cenazelerinize kasıt. Kasıt ne demek? Yani i'tidal öyle. Ne sürekli götürüp de cenazeyi yayık gibi yayıyorsunuz. Biraz i'tidal ile yürüyün işte. Şimdi bu neye delalet etti? Peygamber Efendimiz'in sekineti emretmesi onların çok süratli götürerek cenazeyi yayık gibi yaydıklarından sekineti emretti. Yoksa süratli gitmeyin demedi. Yani süratli gidecek de cenazeyi yayık gibi yaymayacak. فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ bu hadisi şerifte olucudur ki اَنَّ الْمَيِّتَ cenaze كَانَ يَتَمَخَّتُ teharruk ederdi, sağa sola giderdi. لِتِلْكَ سُرْعَةِ onların o sürati için, süratli gittikleri için nasıl hareket ederdi? Temahhuda zikki
bir sütü korsan bir kırbaya, bu bedeviler de öyle yaparlar. Kırbaya kur, o kırbada yayarlar. Bizdeki gibi ağaçtan şeyler olmaz. Kırbaya kur, onu sallar. Sallaya 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 sütün yağını çıkarır. Onlar da cenazeyi öyle götürüyordular. O kırbanın sallanması gibi sallanıyordu. Onun için biraz sekinete, biraz emek etmelerini emreyledi. فَيَحْتَمِلُ مَحْتَمِلُ olur ki en يَكُونَ اَمَرَهُمْ Resul-i Ekrem Efendimiz emretmiş ola onlara bir kasdi i'tidal ile لَاَنَّ السُّرْعَةَ سُرْعَةٌ سُرْعَةٌ bir sürat idi ki يُخَافُ مِنْهَا onların o süratinden korkulurdu. En yekûne ola minel meyyiti meyyitten şeyün bir şey. Ya başı bir tarafa vurulur, kırılır yahut da karnından bir necaset bir şey çıkar. Yani o kadar süratli giderdi. Ölüden bir şey zuhur etmesin korkulurdu. Fenehâhum Resulullah Efendimiz onları nehyetti. En zalik bu şekilde bu ölüyü sallayarak götürmelerinden nehyetti. Fekâne uldi mâ emarahum bihi mine sür'a. Öyleyse Resulullah Efendimizin onlara sür'et edin dedi ki bu emri oldu fil âthâril evvel. Evvelki hadislerdeki sür'et edin, sür'eti götürün demesi oldu. Bu sonki nehyettiği sürat şiddetli olduğundan hayır biraz i'tidalli yani sürat yapın ama biraz i'tidalli yürüyün demek oldu. Kulasa anlaşılıyor ki cenazede sürat aftır. Fakat onu o sürate götürüp de onun başını gözünü kırarak değil. Bir de bir eğer arabaya korsa arabada kaptı kaçtı olursa o cenazenin yeri de uzak olursa sallansın da dursun. Bu caiz değil, bu eziyet oluyor diyor. Yani cenaze arabayla da geçse gene bir süratli olsun. Fakat onu bir eziyet etmeyecek şekilde olsun, olacak. فَنَزَرْنَا فِي ذَٰلِكَ اِذَا Buna da bir tekrar nazar ettik baktık ki هَلْ رُوِيَ ف۪يهِ شَيْءٌ Burada bir şey rivayet edildi mi ki يَدُلُّنَا bize delalet eder عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى Bu manadan bir şeye delalet eder mi? Yani burada Resulullah Efendimiz bir sürati emretmiş, bir süratten nehyetmiş. Cenazeyi yavaş götürmeyin de biraz süratli gidin. Bunu emretmiş. Çok şiddetli, süratli gitmeden de nehyetmiş. Fakat buna delalet edecek ayrı bir hadis daha var mı? فَنَزَرْنَا فِي ذَٰلِكَ اِذَا Buna baktık diyor. هَلْ رُوْيَ ف۪يهِ شَيْءٌ Bunda bir şey rivayet edildi mi? Öyle şey ki yedullüne delalet eder. Ala şeyin min hazel mana bu manadan bir şeye delalet eder bir delil daha bulabilir miyiz? Yani sürat olsun ama i'tidalli bir sürat olsun. Feyzen Ebu Ümeyye baktık ki Ebu Ümeyye kad haddesena rivayet ediyor. Kale haddesena Abdullah ibn Musa. Kale ahberena bil Hasan ibn Salih. En Yahya'l Cabir an Ebi Macid an İbni Mes'udin radıyallahu anh. Abdullah bin Mes'ud'dan Ebi Macit rivayet ediyor ki kâle buyurdu ki Abdullah bin Mes'ud ki se'elnâ nebiyyena sallallahu aleyhi ve sellem biz Peygamberimiz Efendimiz'den sorduk. Neden sorduk? Peygamber Efendimiz'e sorduk. Türkçe tabiri öyle güzel olur. Peygamber Efendimiz'e sorduk. Neden sorduk? Yani seyri bil cenazeti, cenazeyi götürmeden sorduk. Yani ne türlü cenazeyi götürmek lazım? Yavaş mı, süratli mi, daha süratli mi? Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ma dûnel haber ma ol bir şey ki yani o seyir nedir? Cenazeyi götürmek ma bir şeydir ki dûnel haber koşmanın dûnundadır. Haber koşmak. Koşman durumundadır. Yani süret yapacaksın ama koşmayacaksın. Maduna kadar. Fe'in yekun müminen. Eğer o cenaze mümin ise fema ol bir şey ki uccile tatil edildi fe hayrun hayırdır. Bu adam iyi adam ise acele onu götürmekte hayır vardır. Ve in yekü kafiren yok eğer o ölü kafir ise sebe'den uzak olsun de ehlinler ehlinler uzak olsun. Sen ondan uzak ol. Çünkü ehlinler ona lanet yağıyorsan bir an evvel ondan ayrılmış ol. Ela küllaha biraz süratli gitmek mutlub oldu. Şimdi bu rivayet neye delalet etti? Peygamber Efendimiz tefsir etti. Mâ dûne khadet. Siz süratli götürün ama koşarak değil.
koşarak değil. Madunul haber dedi ki o. Haber koşmak. Siz onun donunda koşarak değil de onun biraz hafifi olarak götürün. Kezalike işte bu hadis indena bizim indimizde dune ma kanu yef'alune fi hadis Ebu Musa. Ebu Musa'nın rivayet eylemiş olduğu hadiste işlediklerinin donundadır. Yani Peygamber Efendimiz baktı ki süratli götürüyor, onları nehyetti işte Ebu Musa'nın hadisi o. Niçin nehyetti? Koşarak götürüyordular. Evet. Öyleyse koşarak götürmeyeceksin de onun dununda götüreceksin. Hatta emarahum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatta koşarak götürenleri emretti. Bima emarahum bihi min zalik. Bu süratten onlara emretmiş olduğunu emretti ki yani azıcık itidal edin. Böyle ölüyü yayık yayar gibi yayarak götürmeyin. Ve misli ma emara bihim. Onlar emretmiş oldu. Bir Müslüman bir şey misli ki emarahum bihi mine sür'ati. Sür'atten onları emretti fi hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh. Hazreti Ebu Hureyre'den gelen rivayetlerde sür'atli kaç hadis rivayet eyledi. İşte bununla emretti. Nasıl sür'at? Koşmanın duğununda olan sür'at. Demek ki sür'at iki oldu. Birisi sür'atın hafif sür'at. İşte bu ne emretti? Bir de var ki nehyetti. O hangi sürat? Şiddetli sürat. Şiddetli süratlerinde koşmaktan da nehyetti. Fevihâza işte bununla ne huzu biz alırız. İmam-ı Tahavi diyor ki işte biz bunu alırız. Vahve bu da kavlu Ebi Hanife'te ve Ebi Yusuf'e ve Muhammed'in rahimühümullahu ta'ala. Bu üç imam da böyle demiştirler. Yavaş geçmek değil, orta derece süratinin götürmek lazımdır. Öbür kavim derler. Derler. Yavaş giden cenaze ehli isyandır. Onun için ağır gelir. Bakarsan ki gitmiyor. Zorlarlar. Gene yavaş yavaş gidiyor. Yok. Ehli hayır olursa bir de bakarsın ki melekler de yardım ediyor. Bir çolukla gidiyor. Yani bu hadisten alınma. Fakat o da yani bir adamın hüsnü haline delalet eder. Bir de var ki cemaat çok olur da cemaatin çokluğundan cenaze yürümez. O şerre delalet değil de cemaatin çokluğundan. Ben Erzurum'da gördüm Hacı İbrahim Baba vefat etti. Ben de o vakit 15-16 yaşlarındaydım. İlk Erzurum'a gelmiştim. Ümmi, kendisi Ümmi meşayıktan idi. Ehl-i Selam, Ehl-i Keramet bizzat. Cemaat toplandı. Tebriz kapısında cenazesini kıldılar. Ondan sonra parmakların üzerinde kalktı. Kimin eli uzunsa işte parmağını değdirebiliyor. Ha? Eli uzana da. Hatta onun kayınbiraderi var idi, Bekir Efendi, uzun boylu. O şeyden tuttu. Veya omuzlarına koydukları ağaç var ya, ağaçtan tuttu, onu da havaya kaldırdılar. Yani o da asılara gitti. Elini de koy vermedi, ayakları da yerden kalktı, parmaklarının üzerinde götürdüler. Şehir harisine biraz yaklaştılar kabristana. Dervişler zuhur etti. Genç. Demişler. Başladılar zikretmeye cenazenin önünü kapattılar. İşte cahilin sofusu şeytanın maskarası ya. Bu arada tuttular. Allah Allah 40-50 kişi yol yok. Vakıtta kış idi. Yol yok. Onlar zikrediyorlar. Akşam yaklaştı. Cenazeyi bir an evvel götürüp defnedecekler. Cahil dervişler söz anlamaz. Rahmetlik Müftü Efendi oğullarım yapmayın bu bidattir. Cenazede zikredilmez. Hayır, kim dinler? Müftiyi kim dinler? Hocayı kim dinler? Cahilin kafası esmiş, orada zikredecek yer geceye kadar. Ennaz Müftü Efendi kızdı, baktı ki söz dinlemiyorlar, o bıraktı gitti. Biz cenazeyle gittik, karanlık bastı. Dervişlerin, cahil dervişlerin zikri bitmez. Cenaze omuzda kalır, yollar kapandı. Zor şer işte yasaya yakın cenaze defne olmuyor. Yani bu cehalet de bir başa bela. Halbuki cenaze olduğu vakitte hüzünle gideceksin, zikir yeri değil orası. Düşüneceksin, tevbe istiğfar edeceksin. Ya Rabbi bu adam gitti, inşallah bu adam hayırlıdır, cennete gitmiştir. Fakat bizim halimiz ne olacak? Ağlayacaksan, ondan ibret alacaksan, dostu orada gelin toplanalım da cenazenin önü sonra zikredelim. Yok, şeriatta bu yok. Yani bu da oldu. Bir de var ki dediğim gibi cemaat çok olur, bu gibi hallarda mani olur, geç defnedilir. Onun kötü haline delalet etmez. O cemaatin çokluğundan ve o cahil adamların böyle yapmasından erkele olur da defne zor olur.